şive tarafına gidiyoruz sanki. Bir ipucu versene ya, bu sessizlik tüylerimi ürpertiyor Melike. Doğancığım, istersen arkana yaslan çünkü tek bir frenime bakıyor, senin cama yapıştırmak istemiyorum. Tamam canım? Aman bir tavırlar, bir anlamsız hareketler, bir artistikler, büyük büyük jestler falan. Hayır, sen ki nereye gidebileceksen? Paran yok, pulun yok Melike. İşin yok, gücün yok. Bir bildiğin şov yapmak senin. Tabii, bal gibi de biliyorsun. Hemen arkana birileri takılacak. Dur yapma Melike, gitme, etme falan diyecekler. Sen de lütfeder gibi geri döndüm diyeceksin. Her şeyin dekor, yemin ediyorum. Şeydeki insanlar gibi, hani böyle kavgada atlıyorlar ya ortaya. Bırakın beni, tutmayın falan diyorlar ya. Onlar biliyor ki mutlaka birileri onu tutacak. Aynı onlar gibisin ha. İniyor musun güzellikle? Tamam tamam, demiyorum bir şey, devam et. İneceksin mi güzellikle? İnmeyeceğim. İnmeyeceğim. Devam et, hadi sür. Ben sen şimdi nasıl indiriyorum, gel. İn şu arabadan. İnmeyeceğim ya, tamam, nereye gidiyorsak gidelim, hadi tamam. Ya sen çocuk musun, dibe kaçıyorsun bir de. İnmeyeceğim. İn diyorum arabadan. İnmem. İnmem. Bak. Çıldırtma beni. Ya çıksana ya, şu arabam. Bıraksana beni ya. Arabamdan çık diyorum ya. İnsene. Ne yapıyorsun? Niye inmiyorsun arabadan? Edip'e mi söyleyeceğim sana ya? Nefesim gezindi kaç. 80 kilo mu oldun kız sen? Bak. İn diyorum arabamdan ya. İnmeyeceğim ya. Bak. Yapma şöyle. Bak geberteceğim seni ha. Gebertirsen gebert. Bak çevre koşulları da uygun. Cesedimi de yuvarlarsın şuraya. Bak hala tutuyor. Bırak arabamı. İnmiyorum şu arabadan. İnmeyeceğim. Hadi indir. Bak parmaklarını kırarım seni. Yemin ediyorum ha. Kır. Kır. İnmiyorum ya. İstersen boynumu kır. Bak sen oransız güç kullanmıyorum. Allah Allah. Bak kızsın, incecik kızsın. Bir yarın çıt diye kırılacak sonra. Bırak. Allah Allah. Ne yaparsın Doğan Bey? Ne yaparsın? Bak bir şey olacak. Bırak. Yoksa tehdit mi ediyorsun sen bir de beni? Bırak, bir şey olacaksın. Başına bir şey gelecek. Bırak. İmdat. İstismar ediliyorum. Ya araba mı istismar ediliyorsun? İn İmdat. Şu arabamdan. Ne oluyor orada? Biri fenalaşmış galiba. Bütün kapılar açık. Çocuk falan kusuyordur belki. Yok amirim, baksanıza. Arka koltukta bir işler dönüyor. Yok artık. Arabayı yol kenarına çekip sevişecek kadar delirmediler herhalde. Bırak beni, imdat. Polis, polis. Aferin sana. Polis geldi, aferin. Aferin sana asıl. Bıktım senden Melike ya. Ben senden bıktım asıl be. Kalk üstünden, adamlara ne anlatacağız? Ne, ne açıklama mı yapacağız? Bir de ne anlatacakmışız? Ya kalk üstünden, hadi hadi. Aa, amirim, hatırladınız mı? İn aşağı, in. Hatırladın mı ya? Efendim? Üstümü değiştirip geliyorum, hazırlanıyorum. Ne diyorsun be? Kolay gelsin. Avukat bey be, hanımı olmayan hanım arkadaşım. Tanıdık bir memur beye denk gelmek ne büyük şans. Çok çok sevindik. Dünya ne kadar küçük değil mi? Vallahi siz o zaman artık bu civarlarda çalışıyorsunuz olarak anlayalım. Memnun muyuz? Peki keyfimiz yerinde mi? Öyle gözüküyorlar. Değil mi? Siz ne yapıyordunuz öyle arabanın arkasında altlı üstlü? Altlı üstlü derken amirim, ben alttaydım. Sadece altta sabittim ben. Bunu mu soruyorlar sence? Ama bu mu? Yani şey... Hareketli yani ne yapıyor gibiydik acaba? Yani ne yapıyor olabiliriz? Yani siz böyle bir şey ima ediyorsunuz sanki. İma mı var burada? İma mima yok hanımefendi. Her şey açık seçik ortada. Biz yolun başından beri sizi izliyoruz. Bildiğin umuma açık yerde hayasızca hareketler yapıyorsunuz. Demek bizi yolun başından beri izliyorsunuz komiser bey. İşte bazen bir insanı tanıdığım zannedersin ama seni böyle şaşırtır. Biz umuma kapalı yerlerde bile böyle şeyler yapmıyoruz ki. Yani siz sanki biraz böyle bir şeyleri yanlış anlamaya eğilimli olabilir misiniz? Çünkü geçen sefer de öyle olmuştu. Biz çok yakın arkadaşız, söylemiştik. O zaman mücevher falan vardı gerçi. Arkadaşım diye anlatmıştım sizi. Bu adam ta komiserim Kalamış'ın oradan buraya kadar inmedi arabamdan. İnme. İn diyorum, inmiyor. İn diyorum, inmiyor. Yani arabada bir de birazcık tacizkar konuşuyor. Ne yapıyorsun Melike? Taciz maciz. Konu gene istemediğimiz yerlere gidecek. Ben anlatayım efendim. O biraz heyecanlı, böyle anlatamıyor. Şimdi ben evlenmek için gün alacaktım. Bir dakika, bir dakika.
Nasıl olsa evleneceğiz diye bir hanımı taciz edemezsiniz. Etmedim ki sen. Ne diyor? Arkadaşım diyor. Belli ki seni koca adayı olarak görmüyor. Şikayetçi misiniz hanımefendi? Şikayetçiyim. Tabii ki şikayetçiyim ya. Diyorum ki in arabamdan diyorum. İnmiyor. İn arabamdan diyorum. İnmiyor. Ben bu adamdan şikayetçiyim amirim. İstemiyorum ben bu adamı. İstemiyorum. Bıktım ya. Hah buyur. İstemiyormuş işte. Zorla mı evleneceksin ya? Bir de avukat olacaksın ha. Melike bak sus. Ben sana konuş diyene kadar da konuşma tamam mı? Bak bu işin sana sepay der. Ona göre haberiniz. Neyse ben şikayetçi olduğumu söylemiş olayım. Kayda geçmiş olsun. Gerisini beyefendi anlatır. Tam olarak şikayetinizin mahiyeti nedir? Taciz ve zorla alıkoyma diyelim mi? Madem Melike Hanım şikayetçi, avukatın onun yanında olması onun için ne büyük şans değil mi? Efendim müvekkilim şikayetini geri alıyor. Ben şikayetimi geri almıyorum. Biraz belki üzerine düşünmem gerekebilir. Kendisi biraz çok şiddet eğilimli. Biraz beni ürkütüyor. Eve gidince kemiklerimi falan kırabilir. Ya cıvık cıvık konuşma Melike. İnsanı sinir etme. Öldüreceğim bak seni. Ha? Hop. O zor biraz. Al. Tak kelepçeyi. Yok amirim yok. Arkadaşız diye çocukluktan. Yok şey yapmayalım onu bağlamayalım. Gerek yok. Şaka yaptım. Ben bir de boynu falan tutuyorsun. Yapma öyle şeyler ya. Amirim şimdi ben bu adama dedim ki ben biraz dışarı çıkmak istiyorum. Tek kalmak istiyorum. Tutturdu kalamıştan. Buraya kadar peşimde illa in arabamdan diyorum. Gitmiyor çıkmıyor. Yani ben de dedim ki tek gezmek istiyorum. Bir rahat bırak beni ama bırakmadı ama. Kendisi falan öyle şeyler yok. Şaka yaptım. Hani uzun zaman sonra bir araya geldik diye. Komiserim siz söyleyin ben bunu nasıl tek bırakayım? Delinin teki bu. O yüzden atladım geldim. Biz 5 yaşından beri bunları yaşıyoruz komiserim. Ben bıktım ya. Sakın, sakın. Flashback istemiyorum. Tamam çıkar kelepçeyi. Aç. Hı? Bak bir şey. Bu kadar var. Teşekkür ederim. Şimdi... Benim anlamadığım nokta şu. Sizin bu ilişkinizin tam olarak mahiyeti nedir? Yani aşık mısınız, düşman mısınız? Bu adam sizi taciz mi ediyor? Hayır. Yoksa siz cilve olsun diye bu adamı tutuklatmaya mı çalışıyorsunuz? Evlenme aşamasında mısınız? Kim? Ben mi? Bununla. Ya evde kalırım daha iyi yani. Hayt Fahrenheit. Doğada ararım huzuru. Bununla hayatta evlenmem. Sus lanet olun. Hiç gireceğim yok ki yani amirim. Bununla. Niye bütün özel hayatımızı anlatıyorsun ki elin polisine? Ya ne özel hayatı? Yedi düvel biliyor bizim ne yaşadığımızı. Özel hayatımız mı var? Tamam da yine de o kadar detay vermene gerek yoktu. Yok bizi aynı okula yazdırmamışlar diye sen ortadan kaybolmuşsun da... ...üç gün sonra benim sıranın altından bulmuşlar da seni. Yalnız adam nasıl eğlendi gördün mü? Böyle o kadar hoşuna gitti ki koptu falan. Bir de ben şeyi söyleyince... ...yok işte masanın altından yemek verirdi bana, karnımı doyurdu falan deyince... ...aşırı hoşuna gitti, çok sevdi yani. Biraz da duygulandı değil mi? Ya bana da öyle geldi. Böyle bir gözleri sanki bir ıslandı falan. Yok rüzgar geldi dedi ama inanmadım ben de. Çok aç oluyordun sabahları. Kuş yavrusu gibi verdiklerimi çiğnemeden yutuyordun. Ay kendim gibi çocuğum olsun istemem. Ben isterdim. Yani çocukken çok tatlıydın sen. Artık değil miyim? Gereksiz derecede tatlısın ne yazık ki. Ay Doğan nedir bu yani gereksiz ekini bir yere koymasan olmuyor sanki. Direkt böyle doğrudan sevgimizi beğenimizi biz belli edemiyoruz yasak mı o yani? Ya biz erkek milleti öyleyiz işte öyle birden söyleyemiyoruz. Alışkın değilim ben. Gereksiz. Bu muydu bir iksir? Oldu mu? Başın göğe erdi mi? Al bak geleceğim yer burasıydı işte.
Sana bir tane taksi çağırıyoruz, eve dönüyoruz. Rüyanı da görürsün. Seni bu dağ başında yalnız başına hayatta bırakma. Karavan Taner'in galiba. Yere saksının altından çıkardın anahtarı. Karavan babamın. Evliliklerine darlandığım zaman atlayıp geliyordum buraya. Seni alan yaşadı valla. Bunalınca ya karavana kaçıyorsun ya komple kaçıyorsun. Evliliklerimin yürümeme sebebi ben değilim. Ben miyim? Sensin. Nasıl benim? Ya lafın gelişi işte. Al bunu da. Allah'ım ya çiçeğini de unutmamış. Ne yapacağız? Aa, senin taksin var ya. Da çekmiyor telefon. Ya çekse de gitmeyeceğim diyorum. Niye zorluyorsun? Bırak. Hadi bir çay yap da çek. Sen evlenmeyecek miydin ya? Böyle bir gün alacaktınız falan. Kızı bak kapıda bıraktın, atladın geldin ben de. De ne olacak o iş? Kötü oldu tabii o iş ya. Ne bileyim işte birdenbire arabana atladım. Panik oldum. Sen daha önce böyle bavullarını toplayıp gidince yıllarca gelmedin. Çok acı çektim o zaman. Çok üzüldüm. Bu sefer aynı şeyi yaşamak istemedim. Atladım arabaya. Bu sefer geç kalmak istemedim açıkçası. Ne bileyim o an başka bir şey de düşünmedim. Üzülme. İlla ki ayrılacak bugün yollarımız zaten. Sen evleneceğini söyledin ya bana. Ben de aynen böyle oldum işte. Tamamen gideceğini söyleyince falan ayarlarım bozuluyor ya benim. Bir garip oluyor. Komple senin olmaman ihtimali. Ben de topladım bavullarımı. Sen gitmeden önceden alışayım istedim o yüzden. Kendin evlenip evlenip gidiyorsun ama. Senle biz aynı değiliz, anlamıyorsun bak bunu. Sen balkonda öyle oturup çekirdek çitleyip devam edebilirsin hayatına. Kimse de laf etmez sana. Ben de öyle olmuyor. Evlen evlen deyip duruyorlar bana. Bizim birbirimizle başımız belada değil mi ya? Sonunda anladığın iyi oldu. Hadi ben çay koyayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Telefonlar birden çekmeye başladı Melike Hanım. Sen öyle taklidi yap. Ben bilmiyor muyum? Bal gibi de biliyorum benle burada kalmak istediğim. Çocuk bu ya, yemin ediyorum çocuk. Lan Necip, açık pistte oynarken iki tane pisti üst üste nasıl veriyorsun ya? Ya abi senin kağıtları böyle açık olunca benim kafa uçtu gitti ya. Bir de varayla fırt diye alınca ne bunlar elimde yot gibi kaldı ha. Kız sen niye bugün dükkana değilsin? Ya Nilüfer abla açmadı bugün dükkana. Ya bir şeyler oluyor onun hayatında ama tam olarak ne oluyor anlamıyorum. Ama bence çok üzülecek ya, öyle seziyorum. Ya niye öyle diyorsun ya, ağzından yeri alsın kız. Hiç kimsecikler üzülmesin. Ceylan, Ceylan, gel gel çay içelim gel. Aa bak surata bak ya kızlar, Ceylan'a çay getir. Getiriyorum. Gel otur gel. Ay ağlama ya, cana geleceğine mala gelsin. İzin cephede yine aksiyonlar varmış, gece soygunları falan. Ne diyorsun ya, size de mi girdi hırsızlar? Ulan bir tek bizim eve gelmedi namussuzlar ya. Anam taş gibi küs bana. Ya bırakın soygunu falan ya. Daha önemli meselelerimiz var şu anda. Ne oldu? Bak kesin Doğan bir şey yapmıştır abi. Bak, ne yaptı Doğan? Doğan'la Melik kaçtı gitti.
da nerede? Doğanların karşı dairesine taşındı. Ne? Al. Al, al, güzel kız. Mendil, mendil getireyim. Ne getirme, yok. İstemiyorum artık, ağlamayacak. Hadi çayından bir yudum al. Hadi. Her işte bir hayır varmış. Hadi, hadi. Üzülme Ceylan ya. Oturacağız mı böyle baş boş? Çekirdek falan çitleyelim bari, yok mu karavanda? Yok çekirdek falan, ne yapacaksın çekirdeği? Ne demek ya, çekirdek önemsiz bir şey mi? Mesela birini koy öyle karşıya boş boş baksın, kesin bunun ruhsal bir sorunu var derler. Ama eline çekirdek tutuştur, o zaman gayet normal görünür. Hatta derler ki ya ne mutlu bir adam, hayata tutunmuş derler. Yok çekirdek falan. Ayrıca Doğancığım şöyle bir etrafına bakar mısın? Kazlar ve ben dışında kimse var mı burada? Hiç kimse yok yani, senin ruhsal böyle bir sıkıntı da olduğunu düşünecek hiç kimse yok. Ben varım, ben zaten senin deli olduğunu düşünüyorum, o yüzden sorun yok. Güvendeyim yani. Açın ben, ne yiyeceğiz? Makarna deme de sakın, aman. Allah Allah, çok sevmiştin geçen sefer. Sahtekarlık mı yapıyordun? O zaman olan olmuştu, kalbini mi kırsaydım? Şimdi bak önden önlem alıyorum. Vallahi hiçbir şey yok karavanda, market gitmemiz lazım. Hadi gidelim, neyi bekliyoruz acaba Melike Hanım? Uzak mı market? Yani çok değil, 5 dakika falan da. Ne yemek istiyorsun, ne alalım? Sucuk ekmek mi yesek? Of, çok iyi olur. Ateş de yakalım ama. Ateşi ben yakıyorum. Bana ateşlerin efendisi derler. O zaman kesin eczaneye uğrayalım, yanık krem alalım. Çünkü elimi yakacaksın, kesin. Ya kesin, kesin. Elim tut. İşte kadın her gece kocasının yemeklerine eser miktarda uyku ilacı atıyormuş Ceylan. Böylece o da uyuyordu, ben de onunla yatmaktan kurtuluyordum falan dedi. Ne diyorsun? Sezen ne demiş buna? Sezen de dedi ki, hayatım dedi, bunu dedi mahkemede kesinlikle anlatman gerekiyor. Çünkü dedi, kocandan iğrendiğini bundan daha iyi ifade eden bir şey olamaz dedi. Aa, şaka yapıyorsun. Delirdi herhalde bu kadın. Vallahi. Diğer kadın ne dedi peki Sezen'e? İşte kadın da şey dedi, avukat hanım dedi, bu dedi mahkemede anlatılır mı? Ben dedi, siz bilin diye söylüyorum dedi. Yani o biraz akıllıymış. Sezen ne dedi peki? Ne dedi? Şey dedi o da, vallahi şekerim dedi, ben dedi bunu da dedi, artık öğrenmiş oldum dedi. İstesem dedi mahkemede aleyhine tanıklık yapabilirim dedi. Delirmiş, aklına bir şey yok artık ya. İşte o da şey yaptı, sonra bağıra çağıra böyle... Senin ne işin var bugün burada? Acılı günün senin bugün. Sezen Hanım, hiç bugün değil o. O gün bugün değil, olur mu? Şey yapamayacağım çünkü hiç şu an ben. Ne acısı ya? Ay bu, sana bir şey söyleyeceğim. Sen burada çay kahve dağıtırken her şeyi kaçırıyorsun. Bunun nişanlısı var ya, kadının biriyle Amerika'ya kaçmış. Doğan abi. Aynen. Amerika'ya. Dedim ben ona, dedim. Abla sözü dinlemedi. Acıyor mu elin hala? Biraz acıyor. Ateşlerin efendisi. Erkeğim benim. Ya dalga geçme. Gözüme de gelebilirdi Melike. Kozalak patladı diyoruz herhalde ya. Tamam gelmedi işte. Al bebeğim, ye sen şunu. Güzel güzel. Hop. Ne güzelmiş burası, bana Ege'yi hatırlattı. Sevdin mi? Çok. Bak ne diyeceğim sana. Yarın Ege'ye mi gitsek ha? Denize falan da gireriz. Ben karavanı kullanırım, sen arabayı kullanırsın. Yarın sabah çıkarız yola. Yok, o kadar uzun boylu değil. Yarın gidip pasar tespiti yapmam lazım. Hem sen de bana geleceksin. Seni merak ederler, ne öyle? Benim yapmamam gerekiyor sana bunu ya. Ne? Bunu işte. Sucuk ekmek. Ya sucuk ekmeği falan demiyorum. Ben sana arabanın anahtarını vereyim. Sen eve dön. Tamam? Ceylan'la barışırsınız. Ne bileyim işte, gidersiniz günü alırsınız. Üzme o kızı. Ben gelemem çünkü, oraya yapamam yani. Ben Ege'ye giderim. Al anahtarı sen git.
Melike, seni bu ıssızlığın ortasında, bu dağın başında bırakıp nasıl gidip hayatımı kuracağım? Halledersin sen. Hep hallettin. Yine halledersin. Ben boğuluyorum o apartmanda. Anlamıyor musun? Yaparsın, sen kurarsın hayatını tekrardan. Her zaman yaptın, yine yaparsın. Ne yapacağım ben sen gittikten sonra? Senin yanındayken iyiyim ben tek. Ben evlenip gideceğim de o yüzden bu kadar delirdin değil mi Melike? Tam Melikece bir hareket, tam bencilce bir hareket. Ben de sen yokken kaybolmuş birine dönüşüyorum. Senden başka herkes canımı sıkıyor benim. Her dakika yanında olmak istiyorum. Keşke hep burada kalabilsin. İstersen yapabiliriz bunu. Nasıl olacak o? Ya ne bileyim, etrafta bir yerde iş bulurum. Sonuçta orman kanunları diye bir şey var. Ben de bir kanun adamıyım yani. İlla ormancılardan biri anlaşmazlığa düşer. Heh. Çekirdek bulamazsam ayçiçeği ekerim. Bulurum bir yolunu yani. Çok tatlısın. Gerçekten. Ama komik. Yani söylediklerin ne kadar komik. Bak cümlenin sonunu bile getiremedim. Allah Allah. Yani birisi hayalini anlatırken dalga geçer gibi sırıtırsan insanın bir yerde şevki kırılıyor tabii. Komik ama. Yani baksana söylediklerine. Yok işte yakınlarda buralarda iş bulurmuş da orman kan mı kan adam mı ne dedin, yok ayçiçeği tarlası falan. Komik yani söylediğin, bir bakar mısın ne dediğine? Komiksin. Ya ne küsüyorsun, şaka yaptım. Bak biz gibi yere geldik ya. Benim hayattan fazla bir beklentim yok. Kabına sığamayan sensin. Ne biliyorum. Bilmiyor muyum ben bunu sence? Biliyorum. Huzur bulmanı çok istiyorum. Elindekilerin kıymetini bilmeni. Kendini. Hayatımızın. Dünyada çok az bulunan sevgimiz. Sen haklısın ya. Ben uyuyayım artık. Geç oldu. Doğru diyorsun. Ben ne yapacağım? Yatarsın işte ya, burada tek yatak var. Ne yapacağız? Yat sen burada. Burada nasıl yatayım? Delirdin mi sen ya? Ya bu iniyor, ayarlanıyor böyle. Bak istersen full düz de yatırırsın. Yat işte burada. Ha, tamam o zaman. 4 yıldızlı oldu şimdi. Ya ayaklı başlı yatardık. Ne oldu? Eskiden yatılıyordu böyle. Bak battaniye de var. Attım alırsın üstüne yıldızlar falan. Güzel, romantik. Hadi bay bay. Battaniye varsa tamam, 4 yıldızlı oldu ya. Ha, bunun kafası gene bir şeye takılmış. Darlayacak beni şimdi. Ne oldu, ayaklı başlı mı yatıyoruz? Akıllandın mı? Ya benim aklıma takıldı. Siz ne ara Ceylan'la yine böyle nikah günü alacak hale geldiniz? Yani en son teknedeydik, birbirinize küstünüz, o bir denize düştü, sen kurtarmaya çalıştın falan. Oradan tekrar nikah günü almaya nasıl geçtiniz siz? İnsanlar küser barışır Melike Hanım. Ayrıca bu kadar cazibeli olmak benim suçum mu? Mideni üşütme diye mesaj attım, barıştık. Ya ama bak, neredesin şu an? Buradasın, benim yanındasın, ne haber? Senin yüzünden. Bak, medet umma benden artık. Beklentiye girme. İstiyorsa anahtarı şimdi vereyim. Kalk git evine, Ceylan'la artık nikah günümü alıyorsun, düğün mü yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Hani orasını ben bilemem ama benden bir beklenti de olma artık. Medet umma benden. Laflara bak ya, ne bekleyeceğim senden bir şey be Sidikle? Ya git zıbar şimdi ya da gidip ben yatacağım orada. Allah Allah, indir o elini. Yok sana orada içeride, açık havada yat burada böyle. Ferah ferah. Serin serin. Müstahak sana.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.